Biz y yıkımı, bakalım. Yıkımı mı bakacağız? <laughs> zirveden değişimlerine bakalım. Biz tümde <laughs> yani, bakalım önce. Ya biz tümde yani çok hiç ümit verici bir şey yok. Yani zaten piyasanın niye gidemediğini de güzel bir resmi. 546 hissenin sadece 108'i artı yazıyorsa ki 0.01'e de artı diyoruz. Yani oradan böyle 108 tanesi geri kalan %80'i de şey yapmıyorsa buna katılmıyorsa negatifse o piyasanın hareketlilik beklemesi. Şöyle baktığımızda işte Reuters tarafı ilaç konsepti bu maymun maymun şey neydi? Maymun, çiçeği. Maymun çiçeği. Onunla ilgili haberlerle gidiyor. Batı Söke tarafına baktığında ...Batıçim'le Çimle beraber işte FTSE'ye girecek kısmı var. Onun haricindeki ağırlık olarak halka arzlar. O dönemde de şey olmuştu ya bir ara geride kalan halka hı hı. para girişi vardı. Yani bunu yaparken dedik ki bunlardan kaç tanesinin rapor okudunuz siz? Ya yani dedim ki ne taş arada bir belki çıkıyor o kadar. Onlarca hiç bir rapor okumadım. Bu da işte paranın işte yan hisse grubu var ya. Bunların tamamını rahat bir şekilde yan hisse grubu diyebilirsin. Çünkü rapor yok. Evet. Yani sadece yazan arkadaş varsa şu oldu, bu oldu diyor. Bitti gitti o kadar. Yani kar buraya geldi, satışlar bu kadar oldu. Ebitdası de da bu. Yani bu bir analiz grubuna girmediğinden dolayı yan tarafa girmişler ve bu beklenen istenen bir şey değil. Yani piyasanın kendini bir şekilde koruması lazım ama hisse senedi fonundan da hisse senedi yoğun fonlarda da Ağustos ayında bu kadar ciddi çıkış olunca ona da desteklemeyince bireysel emeklilik fonları onlar da realizasyona katılınca piyasa böyle e, normal şartlarda kolay kolay yatırımcının girmedi uzun vadeli yatırımcının girmedi hisse senetlerine gündoğmuş gibi bir hikaye oluyor ki şeyde bunu daha acı bir şekilde göreceğiz. Biz, Biz yüz güzel <laughs> Evet. 22 Temmuz'dan bu yana biz de tüz değişim. Yani biz 108. Yani yaklaşık bir aylık. Yok o açıdan evet. demiyorum. 8, 9 da değil, ha, 10 da değil. Evet. %92'si yok ortada. Yani ondan sonra piyasa nasıl gitsin? İlk taraftaki Batı Çim'de %40 değişim var ama FTSE endeksine girdi diye onun hareketi var. Çek onu. Bir Enka var orada. Enka, Koza grubu bu işi Varlık biz bir, konu. bir hafta önce yapsaydık. Onda ikisi de yoktu. O da o tarafa girdi. Kozalar olunca gübre fabrikası da otomatikman gidiyor. etkiliyor. Evet. Ekürü hikayesi orada. Şimdi burada normal şartlarda ne var? En kayın var. Biraz enerji ve tüpraş. Yani 3 <laughs> üç var aslında orada. Sekiz bile yok. <laughs> Şimdi bu konsepte yabancı nereye gelecek? Biz yüze gelecek. Bist 30'a gelecek. 30'dan burada iki tane senet var. Başka senet yok. E bankacılık sektörü grubuna girmiyorsun. Ve şöyle söyleyelim. Yüzün burası kaçıncı satır? Burada vehameti göreceğiz zaten. 30. satırdan itibaren başlıyor. Geriye kadar ne? 70. 70 tanesi endeksin %12'lik düşüşünden daha beter düşmüş. E şimdi bunu nasıl kurtaracaksın? Mesela Aksa'nın örnek olarak, kötüleri koymadım. Diğer tarafta da kasten Hı. koymadım. Aksa %31 düşmüş. Kardemir %27. Kola, savunma deriz hesapta. Betası düşük şirketler alırsın diye. %25 Otokar %25, ya buna büyük ise Tofaş %23. Şimdi o dönemden bu döneme %23 düşüyor. Şimdi sen de hı hı. yatırımcı olarak ne yaparsın normal mantık? %10 düştü oradan bir alırsın. E bir %10 daha düştü oradan da bir tane aldım. E inmeye devam ediyor. Yani bu sefer de TikTok'taki arkadaşa dönüyor. E şak kadar koy koy. O kadar paran yok ki. Koymuyorsun. Bu sefer bu yukarı reaksiyon çıktığında da sana çıkıp rahat bir şekilde de dedik alsaydın. Yine o kadar paran mı var? her düşüşünde 10-10 mu alacağım? Çünkü %20'yi gördü mü ayıp yasasına girdin. Geçmiş olsun. O aşağı serbet bir şekilde iner. Şimdi bir de tabii şöyle bir durum da var. bir kısımda çok net bir şekilde görüyorum soranlardan, söyleyenlerden de. hangi kal, de hangi hissede kaldılarsa zararından dolayı çıkamıyorlar. Orada kendilerini hapse olmuş gibi hissettikleri için de hissede hafif bir kıpırdanma olsa da bari zarar da olsa zararımın bir kısmını e, yaptım diyerek satmaya çıkmaya çalışıyorlar. Para ihtiyacın var mı? Buraya koyduğun paraya ihtiyacın olmayacak. ya Birinci kural bu. O bu işte ne diyoruz? Burası riskli grup. Ama ihtiyacım olmayacak diye para yatıran da kaç tane yatırımcı var acaba? Eyvallah. Yani özellikle gençler e, kısa vadeli bakıyorlar bu işe. Geçen yıldan o, kazanan ya şöyle taraftan bak, gördükleri örneklerle. Gençler ne? dediğin için de söyleyeyim. şimdi üniversitelerde görüyorum bazı onların içerisinde de yani nasıl diyeyim üç tane dört tane fenomen olmuş bu piyasada. Hı hı. Arkadaşları var. Oradan buradan topladıklarını sana satıyorlar. Bir zahmet biraz okursanız, biraz araştırırsanız onu söylediğiniz size çok rahat bir şekilde yakalarsınız. Yani görüyoruz. Bilmediği belli. Yani başka bir yerden yanlış bir şeyleri koymuş. Ona göre şey yapıyor, anlatıyor. Sonra yanında senin konuşuyor diyor ki işte geçen sene gitmişti. Bu sene de aynı hareketi yapacak. Pazarlamayı öyle yapıyor. Bilmeden yapıyor. Yeni arkadaşları kredi kullandırtmıyorlar zaten kurumlar olarak. Yani öyle üniversite çağındaki arkadaşlara kredi line'ı o kadar açılmaz. O da son derece normal. çünkü riski seviyor onlar. Biraz kenarda duracaklar. Yani onların nasıl diyeyim şeyde bugün bir arkadaşı gördüm televizyonda güzel bir tabir kullandı. 2008'den sonra piyasaya girenler borsan sadece yukarı gittiğini zannediyorlar. Yani. Evet maalesef. Ya öyle öyle bir dünya yok. Borsa hep kazandırır. Pandemide de aynısı oldu. Mesela pandemide hep şey dedik. Biz bire bir sağladık. Kenardaki herhangi birisi bire üç sağladı. Ama dedik ki biz hesap veriyoruz. O hisse niye gittiğini bilmiyorum ki ben. Şimdi Batı, batı yüzde kırk getiri sağlamış. E, diyorum bilmiyorum. Ya onu nasıl önereyim ben sana yüzde kırk getirirse bilsem zaten şey yaparım öneririm ama o arkadaş oradan buradan bir şeyler duyuyor. Öneriyor ondan sonra da patladıkları zaman da bu SPK uyuyor mu oluyor. Yani i̇şlemi yapan sensin. Bu tarafta da benzer şekilde sakin olacaksın. Koyduğun para o yüzden ben Türksel örneğini vereyim. 114, 94, 50 çok güzel bir yeri. Orada senin alman gerekir Normal kenarda paran varsa para piyası fonundan sat al konjektüre göre. Çünkü düşmemesi gerekiyor. Aldın 91 oldu. Yıkıldın. 94'e tekrar geldiğinde senin dediğim mod giriyor. Arkadaş bir an çıkayım şundan bak bir daha bu %4 notu yapar mı yapmaz mı soru işareti. Değil. Buraya koyacağım birinci kural o. Bakmayacağım parayı koyacaksın. Bu kadar bir şey. Fonları da herkes konuşuyor. Her gün fona mı bakıyorsunuz yani? Her gün mevduata mı bakıyorsun? Her gün kura ben işim icabı bakıyorum. İhracatçı da ya da ithalatçı da bakabilir de normal vatandaş her gün kura mı bakıyor? o oldu bu oldu diye. Gram altın fiyatına mı bakıyor? Ne yapayım? Gidip koşturup kuyumcuya mı bozduruyorsun? Bunda da benzer şekilde ne yapıyor? Gidip bozduruyor musun? Satıyor musun hemen? Alıyor musun? Niye aldığını biliyor musun? Soru hep o. Yarışmalarda işte bu yarışmalar da çocukları tetikliyor. Doğruya doğru şimdi. Bir strateji doğrultusunda diyorsun. Adam alsat yapmış. Yani güzel bizle beraber şey yazmış orada. ECB bunu dedi, FED bunu dedi, şunu dedi, onu dedi. Sonra garip garip hisselerde almış çocuk birinci olmuş. Çünkü diyorsun ki getiri de birinci ol. Şimdi yarışman senin getiri de birinci ol üzerine ise sosyal medyadan getiri sağlamak için kullananlara da bir şey diyemiyorsun ki. Yarışman getiri üzerine. Strateji üzerine değil ki. O, getir, o kadar bir getiri varsa hadi buyur onu ben bir ver bir fonunu da göreyim ben seni. Verebiliyor musun? Dur diyorsun bir pisin niye birinci olmuş çocuk işte. İlk üçe girmiş. Sen yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Bu da benzer şekilde o arkadaşlar hızlı gir çık düşünüyorlarsa önümüzdeki bir senede öyle bir şey olmaz. Yani kripto piyasası da olabilir. Yani o da bir şey diyemezsin. Çünkü bitcoin'in ederi hesaplanmıyor. Burada bu batı çimentonun oturur ben bir hafta sonunda sana derim ki satış fiyatı budur. Bir satın alma olduğunda işte tüp başın satış fiyatı budur derim. Bitcoin'e diyebilsem mi? diyemezsin. Talebe göre gidiyor. Şimdi burada da ona göre bakman gerekir. Zaman zaman tutar ama ağırlıklı olarak tutmaz. Tutmadığın resmi de bu. Düştüğü zaman çok kötü çakılırsın. Zaman zaman spesifik hisselere girebilirsin. Problem değil. Onu ben söylüyorum ya. Benim yatırım stratejim yüzde on riske girerim ben. On tane hisse de o yüzde onu içerisindedir. Bir tane hisse de yüzde onu içerisinde. Orası yüzde on bir olmaz. Çünkü diyor ki ben orayı tölere ediyorum. Orası hı hı her an grubuna girer. Tutarsa e tamam işte yüzde kırk mı sağlamış tutarsa yüzde kırk sağladı tutmazsa da yüzde yirmisi gitsin derim problem değil. Yüzde onluk kısımdan bahsediyorum ama sen buradan her gün ben yol masrafımı yok kafe masrafımı çıkaracağım diye düşünüyorsan ve yanındaki arkadaş da doğru düzgün bilmeyip sadece bu şey üzerinden TikTok, miktok üzerinden onun yönlendirmesiyle iş yapıyorsan o para kazanıyorsan onu bilmiyorsun o bir kurumla beraber hareket ediyor para kazanıyor. Çünkü sen onu seyrettikçe hikayede diyor ki gel bu kurumdan hesap aç. <laughs> bu kurumdan hesap aç işlemini yap. Sen işlem yapıyorsun. Beni dinlediğinden dolayı ben de para kazanıyorum. Onun bir kaybı yok. Sen orada şey düşüyorsun. Tuzağa düşüyorsun. Yani o tuzağa düşmeyin. O yüzden diyorum. Biraz kurca biraz baksanız şu teknoloji var. O yüzden yayının başında dedik ya. 30 sene önce biz üniversiteye girmeye kalkarken çıkınca müdür olacaktık teknoloji de işte her bir şey var. O olmadığını biliyorsun. Yok hala onu bekliyorlar deyince yani benim yapacak bir şeyim yok orada. Hadi biz bilmiyorduk. <laughs> bir teknoloji yoktu, bir şey yoktu. Şimdi şu Ama anda şimdi bir dünya var yani. Ya chat GP kullanan arkadaş diyorum. Diyorum ki bak personel alacağım. Bir tane de e, yeni mezunlardan chat GP kullanan varsa diyorum onu alacağım. Onda diyorum herhangi bir şartım yok. Kullanmasını bilsin. Onunla beraber çünkü bundan sonraki periyot ona gidiyor. Hı hı. Ve sana diyorum ki yani sen 15 sene sonra bu taraflarda olmayacaksın. Onu robot yapacak zaten. Şimdiden sen onu hazırlan, onun nemasını yap. Daha bir tane başvuru gelmedi o tarafa. Yeni mezunlardan var ama şart dediğim gibi chat GP istiyorum. Yok, chat GP'de kullanan yok. Kullanmıyorsan niye başvuruyorsun? Ben o dediğim gibi sadece onu kullananı açtım. E bu sefer de ne oluyor işte? Nitelik kısmı, ilgi kısmı, çocuklarım var mı yok mu? Kısa vadede burada maalesef öyle bir para yok. Yani kazananlar da pandemi döneminde kazandılar. O da bir dönemdi. Şimdi bizim ekonomi politikasını bunu çevirdiğinde de normal şartlarda politika faizini arttığında bizim coşmamamız lazım. Biz niye coşuyoruz? E çünkü dışarıdan para gelecek. Normalleşiyoruz. O yüzden coşuyoruz. Sen bunu sınavında yaz da bak bakalım oraya not veriyor mu? Sonra gülücük mü atıyor sana? Neyin kafasındasın diye. Şimdi böyle baktığın zaman da o arkadaşlar da biraz, yani sadece kahve parası buradan çıkmıyor. Burası orta uzun vadeli yatırım, biraz riski seviyorsan da tam sevebilirsin belirli bir miktarını koy. Ama gelir kapısı olarak düşünme, çoğu buraya gelir kapısı düşünüyor. Öyle düşündüğü için zaten yatırımcı Olmuyor. sayısında çok ciddi rekorlar oldu, ama şimdi oradan da gerileme e, başladı. E, şimdi aşağıya gelince evet. niye geldiğini bilmiyor ki. Çıkarken diyor ki, o. Tamam bana söylediler bak çıkıyor bak hep beraber hepimiz mutluyuz. Bir de böyle çok iddialı çıkacak çıkacak. Nereden bekle, biliyorsun? Bekle, bekle, bekle. Neyi bekle? Yani ne olacak iki tane kahve param mı çıkacak? Onun garantisi kim veriyor? Yani sosyal medyada o kadar tuzaklar var ki işte şey tarafına bakabilirler. Son bir aylık gelişmelere baksalar görürler. Yani hı hı. o tarafta bir şey olmuyor. Peki.